Merhaba arkadaşlar, bir hasat videosuyla daha karşınızdayım. Ama bence en keyiflisi, en heyecanlısı bu hasat diye düşünüyorum. Çünkü diğer biberde olsun, salatalıkta, domateste hasat edeceğiniz ürün karşınızda. Ne kadar ürün alabileceğinizi görüyorsunuz ama patateste olsun, havuçta olsun, fındık turp da biraz belli oluyor ama fındık turp da olsun. Toprak altında geliştiği için neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Tamamen sonrasında sürpriz. Evet arkadaşlar, patatesin nasıl yetiştirildiğine dair videoyu yüklemiştim daha önce zaten. Şimdi de çok kısa özet olarak hızlı bir şekilde geçiyorum. Çok kolay bir şekilde yetişen bitkilerden birisi arkadaşlar patates. Gübreyi çok seviyor. Şöyle, ben yanmış inek gübresi kullanmıştım. Toprağına yanmış inek gübresini biraz fazlaca karıştırabilirsiniz. Zaten kışın ve ilkbahar aylarında geliştiği için toprağında biraz ısısının iyi olması gerekir ve besin değerinin yüksek olması gerekir. Hatta şöyle söyleyeyim, bu büyük saksı, bir de küçük kova var gördüğünüz gibi yanında. Kovadan büyük saksıya göre daha çok ürün elde ettim. Kovaya ben 2 tane patates ekmiştim. Büyük saksıya 5 tane patates ekmiştim ama inanın kovadan daha çok patatesim oldu. Şöyle, benimki arkadaşlar 3 aylık bir süreçte hasatımı gerçekleştirdim. Ve bu süreç ekmiş olduğunuz mevsime de bağlı. Söküm süreci, patatesin saksıdan hasat süreci. Mesela diyelim ki kışın ektiniz arkadaşlar, Ocak ayında. Ocak ayında ektiyseniz arkadaşlar, tabii kışın büyüme süreci kısa olacağı için, uzun süreceği için 4-5 ayı bulabilir. Ama ben Şubat'ta ekmiştim. Şubat'ın 13-15'i falandı arkadaşlar. 3 aylık bir süreçte, bahara geldiği için tam yeşerme zamanı hızlı büyüdü ve hızlı hasatını gerçekleştirdim. Genelde 4-5 ayı bulabiliyor bu süreç. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önce saksıdan patatesin köklerini temizledim. İsterseniz bu şekilde yavaş yavaş toprağını dökerek de hasat edebilirsiniz. İsterseniz bir küçük kürek yardımıyla toprağa atarak da hasat edebilirsiniz ama elinize bir cisim almamanız daha iyi. Çünkü patatesler çok taze olduğu için yara alabilirler. Ben kullanmadım. Bu şekilde toprağını temizleyerek hasatını gerçekleştirdim. Evet, bu saksı da, büyük saksı da dediğim gibi gübre vardı ama diğer saksıya göre azdı. Buradan şunu öğrendim, yani biraz daha gübresini koysaydım daha iri patateslerim olacaktı. Artık önümüzdeki yıl gübresini biraz daha yüksek tutacağım. Yüksek derken, mesela bu saksımda 3'e 1 oranında gübre varsa, diğer saksıda gübre yarı yarıdan daha fazlaydı. Gübresi daha fazlaydı yani topraktan. Burada toprak daha fazlaydı. Gübreleme de yaptım arkadaşlar üst saksının üzerinden. Hani patatesler biraz yeşerdikten sonra. Onu da zaten ben şeyde belirtiyorum. Diğer patates ekim videosunda belirtiyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi patateslerim. 1,5 kilo patatesim oldu arkadaşlar. Toplamda 7 kök patates ekmiştim. Tam 1,5 kilo oldu. Hatta videomun sonunda tartın üzerine koymuştum. Oradan göreceksiniz. Sonucun net olup olmayacağına emin olamadım. Bir de kendi hani elime alarak tarttım. Önce kendi kilomu tarttım. Daha sonra patates kabını elime alarak tarttım. Yine aradaki fark 1,5 kiloyu gösteriyordu. Yani bu kadar patatese göre gayet güzel bir sonuç arkadaşlar. Dediğim gibi saksının gübresi biraz daha fazla olsaydı eğer, daha güzel sonuç elde edecektim. Şimdi bakın arkadaşlar, bu küçük kovadan inanın o büyük saksıdan daha çok sonuç patates elde ettim. Gördüğünüz gibi bakın, gübre daha çoktu. Tekrar belirteyim. 13 Şubat'ta ektim arkadaşlar. 15 Mayıs'ta da hasatını gerçekleştirdim patateslerimi. Burada görmüş olduğunuz büyük saksıdan zaten. Burada video tekrarlamış. Kesmedim. Tekrardan izleyelim arkadaşlar. Gübre tam yanmadığı için küçük böceklenmeler olmuş saksımda. Onlar ondan kaynaklı. Gübre tam yanmış olmadığı için. Gübrenin yanması da arkadaşlar, mesela inek gübresini bir
6-7 ay kadar falan karıştırarak oluşumunu gerçekleştirmesidir. Yani gübreyi bekletmektir diyelim kısacası. Onun olgunlaşıp ekime hazır hale gelmesi. Evet. Daha da altlardan patatesler çıktı arkadaşlar. Gerçekten güzel gelişmiş. Güzel patatesler vermişler. Hatta düşünüyorum önümüzdeki yıl kovalara mı eksem diye. Çuvala da ekmiştim ben. Ama çuvala ben Mayıs ayında ekmiştim arkadaşlar. Havalar sıcak olduğu zaman böyle toprak altında yetişen sebzeler vermez veya verse de çok gelişimi sıcak havayı sevmiyor çünkü. Kış sebzesi patates. Arkadaşlar ektiğiniz zaman sıcak havaya denk getirmemeye çalışın. Gördüğünüz gibi bu kadar güzel patateslerim oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.